Peki bunları konuşurken Ali Babacan'ın da tabii konuşmak lazım. Onun da bir açıklaması oldu. Cumhur İttifakı anayasa değişikliği konusunda eğer gelin beraber çalışalım derse biz hazırız gibi bir söylemi oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde bu 6 sene imza vermeden karar stratejik kararlara girmiyor. Tek başlarına konuşuyorlar. Sürekli söylediğimiz şeyin teyididir bu. Yani böyle bir yamalı bohçayla memleket yönetilmez, ülke yönetilmez. Evet. Şimdi kendi aralarında bu konudan dolayı da kavga çıktı zaten. Çıkacak, yavaş yavaş açıklamaları da yapacaklar. Şimdi milletimiz başkanlık sistemini tekrar onaylamıştır. Evet. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu ve ekip arkadaşlarının diyelim Millet İttifakı'nın en büyük vaadi ne kendileri de inanmadığı için zaten seçim sürecini hiç konuşmadılar. Yani biz parlamentoda önceki dönemde de bir anayasa değişiklik süreci olduğunda her partiyle oturuldu, görüşüldü bundan önceki süreçte de. Bundan sonra da o süreçler geldiğinde parlamento aritmeti içerisinde oturulur, konuşulur. Bunlar parlamento geleneğimiz olan şeylerdir. Hı hı. Ama ben şu tarafını daha merak ediyorum. Hani Cumhurbaşkanı diğer 5+2 yardımcısına sormadan karar alamıyor ya stratejik. Bu çok stratejik bir karar. Evet. Anayasa değişikliğinde masaya oturup oturmamak Sayın Babacan diğer 6 yardımcıdan ve Kılıçdaroğlu imzalarak mı söylüyor acaba bunları? Yani ya da başkan yardımcılarının böyle bir yetkisi yok mu? Bunu da böyle bir ironi olarak sormak isterim. Bu şunu da gösteriyor. Yani milletimiz meclisi Cumhur İttifakı'na teslim etmiştir ezici bir çoğunlukla. Dolayısıyla 28 Mayıs'ta da parlamentoyu teslim ettiği gibi Cumhurbaşkanımız da teslim edecektir. Evet. Başkanlık sistemine olan güvenini de milletimiz tekrar onaylamıştır. Olsa olsa bundan sonra Sayın Babacan diğer işte partilerin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş genel başkan Kılıçdaroğlu sistemi üzerine çalışabilirler. Onu önerebilirim. Peki. Evet, hem iktidar hem de muhalefet bu seçimi tarihi olarak nitelendiriyor. Biz de bu seçime giderken 28 Mayıs'a az zaman kala Sayın AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye sorduk. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.